Bugün açığa satış konusunun üzerinde duracağız. Diyelim ki borsada işlem gören bir şirket var. İsmi de ABC olsun. Çok yaratıcı. Bu ABC şirketinin durumunu pek beğenmiyorsunuz ve şirketin hisse senetlerinin fiyatının düşeceğine inanıyorsunuz. Bu durumda bu hisse senedinde açığa satış yapabilirsiniz. Açığa satış yapmak, bu şirketin hisse senedinin düşeceğine ilişkin kuvvetli beklentinizi gösteriyor. Aynen iddiaya girmek gibi. Açığa satış yapabilmek için önce bu hisse senedini ödünç almanız gerekiyor. Bu ABC şirketinin hisse senetleri olan birisinden hisse senetlerini ödünç alacaksınız. Hisse senetleri size ait değil yani, başkasından ödünç aldınız. Şimdi hemen gidip ödünç aldığınız bu hisse senetlerini satacaksınız. Piyasa fiyatı şu an neyse o fiyattan satıyorsunuz. Örneğin bu ABC şirketinin hisse senetleri şu an piyasada 50 dolardan işlem görüyor olsun. Siz de bu fiyat seviyesinden yani 50 dolardan satıyor olacaksınız. Sonra da hisse senedinin fiyatının gerçekten düşmesi için dua edeceksiniz. Bizim durumumuzda beklentinizin doğru çıktığını ve hisse senedinin fiyatının gerçekten düştüğünü düşünelim. Açığa sattınız, hisseleri başkasından ödünç aldınız ve 50 dolara sattınız ve hissenin fiyatı gerçekten düştü. Hissenin fiyatı gerçekten çok düşmüş olsun. Diyelim ki siz sattıktan sonra fiyatı 20 dolara düştü. Beklentiniz gerçekleşti. Artık hisse senetlerini geri alabilirsiniz. Hisse senetlerini alırken, satın alırken ödeyeceğiniz fiyat 20 dolar. Hisse senetlerini satın aldınız. Şimdi bu hisseleri ödünç aldığınız kişiye gidip hisse senetlerini verip borcunuzu kapatıyorsunuz. Normalde hisse senedi işlemlerini önce satın alınır, sonra da fiyatlar yükseldiğinde elinizdeki mevcut hisse senetlerinizi satarsınız. Ama gidip hisse senetlerini başkasından ödünç almamız işlemi tersinden yapabilmemizi sağladı. Önce sattık, sonra alıp yerine koyduk. Şunu da bu arada belirtmek gerekiyor. Anlattıklarım Amerika piyasalarındaki uygulamalar. Aslında bu finansal uygulamaların çoğu uluslararası geçerli. Ama gene de kanunlar, mevzuat, düzenleyici kurumların öngördüğü uygulamalar, kısacası kurallar diyelim, bir ülkeden diğerine değişiklik gösterebiliyor. Mesela Türkiye'de işlem yapacaksanız, bankacınız size SPK'nın açığa satışı düzenleyen tebliği doğrultusunda işlem yaparken dikkat etmemiz gereken hususlar şunlardır diye anlatmaya başlayacak. Her halükarda benim size anlattıklarım bu konunun temel bilgileri. Temel bilgiler bunlar. Ne dedik? Satarken elinize 50 dolar geçti. Hisse senetlerini yerine koymak için satın aldığınızda ise sadece 20 dolar ödediniz. Bu açığa satış işleminden karınız hisse başına 30 dolar. Buraya kolonları çizeyim. Açığa satış seçeneği burada. Ödünç aldınız ve sattınız, satış fiyatınız 50 dolar. Hisse senedinin fiyatı düştüğünde de alıp yerine koydunuz ve alış fiyatınız 20 dolar. 50 dolara sattınız, 20 dolara geri aldınız. Yani karınız 30 dolar. İyi senaryodaki durumunuz bu. Şimdi bir de tam tersi senaryoya bakalım. Eğer işler beklediğiniz gibi gitmezse ve hisse senedinin fiyatı düşmez, tam tersine yükselirse ne olacak? Diyelim ki hisse senedinin fiyatı siz açığa sattıktan sonra yükselmeye başladı. Diyelim ki 80 dolara yükselmiş olsun. Bu beklentinizin tam tersi bir durum. Fiyat yükseldikçe de zararınız artıyor ve paniğe kapılıyorsunuz. Zararın neresinden dönülse kârdır deyip o panikle gidip 80 dolardan hisselere alıyorsunuz. Hisse senetlerini açığa satarken fiyat 50 dolardı. Elinize 50 dolar geçmişti ama şimdi yerine koyabilmek için 80 dolar ödediniz. Yani kaybınız 30 dolar. Açığa satış gerçekten çok riskli bir işlem. Çünkü hisse senedinin fiyatı teorik olarak sonsuza kadar yükselebilir. Bir düşünün şimdi, eğer hissenin fiyatı 800 dolara çıkmış olsaydı başınıza kim bilir neler gelirdi. Ya da 8000 dolara yükselmiş olsaydı. Hisse senetlerini borç aldınız ve fiyatı ne olursa olsun ödünç aldığınız hisse senetlerini geri vermekle yükümlüsünüz. 50 dolara sattığınız hisse senetlerini geri almak için ödeyeceğiniz bedel çok çok yüksek olabilir. Uzun lafın kısası, açığa satış son derece riskli bir işlem. Ama eğer hisse senedinin fiyatının düşeceğine eminseniz, bu beklentinizi kâra çevirmek için kullanılan bir yöntem.